Merhaba Spark severler. Bugün FCC modu iOS cihazlarda nasıl kullanabiliyoruz onunla ilgili bir video çekeceğim. Oldukça kısa, ciddi anlamda kısa. Fakat şöyle söyleyeyim, hani FCC modu iOS cihazlarda kullanabilmek için zaten bilinen bir Android yöntem var. Yani iOS'ta kullanabilmek için evet bir Android cihaz olması gerekiyor. Bu genelde bilinen bir yöntem ama bundan başka bir yöntem var mıdır diye son 2 haftadır ciddi oranda araştırıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, İtalyan, İspanyol, yani Koreli bile videolar izledim, forumlarda gezdim hani ne olabilir diye. Bunlarla ilgili görebildiğim 2 türlü yöntem var. Bir tanesi bir Android cihazınız olacak. Yani hepimizin çevresinde elbette vardır böyle bir cihaz. Eşimize, dostumuza, annemize, babamıza vardır yani birinde. Ya onu kullanaraktan yapacaksınız ki bence bu çok basit bir yöntem. Ya da bir Macintosh bilgisayarınız olacak, bir MacBook'unuz olacak veyahut da onun üstünden bir program vasıtasıyla yapacaksınız ki bence hiç gerek yok bunca teferruata. Android cihazda yapabilirsiniz ama öncelikle Android cihazda FCC moda nasıl geçiliyor onu bilmemiz lazım. Ben onu bir önceki videomda çekmiştim. Yukarıya bir link bırakıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Öncelikle o şekilde bir Android cihazdan FCC moduna geçiş yapıyoruz. Daha sonrasında hemen iOS cihazımızı, tabletimizi veyahut da telefonumuzu alıyoruz. Hemen DJI Go uygulamasına giriyoruz. Karşımıza çıkan seçeneği de yine Cancel OK diye bir seçenek çıkacak. Cancel deyince Android'de yapmış olduğumuz FCC sistem iOS'a da devam etmiş olacak. Böylelikle iPhone'umuzda FCC bir halde Spark'ımızı kullanabilir hale geleceğiz. Yine şimdi videoya geçelim. Ben orada da zaten anlatıyorum. Gene anlamazsanız eğer takılan bir yer olursa kafanızda videoya yorum bırakabilirsiniz. Onun haricindeki seçenek, bu anlattığım ikinci seçenek ise ciddi anlamda kafa karıştırıcı bir durum. Ben şu anda farklı bir yöntem bulamadım bu iki yöntemin dışında. Ama hani bunun oldukça kullanışlı ve 15 saniye gibi bir sürede de iOS'ta size FCC kullanabilme özelliğini getirmesiyle de başka seçenekleri de düşünmeyin derim. Bunu uygulayın ve keyfinize bakın. Şimdi de gelin geçelim o videoya, ardından da keyifli uçuşlar yapalım. Android cihazımızdan FCC moduna geçtik. Şimdi iPhone'dan hemen DJI Go 4 uygulamasına giriyoruz. Spark'ımız açık, kumanda açık, birbirine bağlı durumdalar. Şimdi biz onlara bağlanacağız. Bekleyelim. Geçiyorum. Evet. Spark bağlanmış durumdayız. Karşıma gene o en meşhur cancel OK olayı geldi. Burada şu anda cancel diyerekten benim FCC modda olduğum durumu sürekli hale getirmem lazım. Yani burada OK'ye basarsam FCC'den çıkacaktır. Çünkü şu anda iPhone'um benim CE, yani Avrupa'da olarak düşünebiliriz. Ama ben daha önceden FCC'ye geçip kendimi Amerika'da gibi tanıtmıştım Android cihazda. Şimdi tabii iPhone'la da bağlanınca tekrar bu soruyu sordu. Burada da cancel diyeceğim ki FCC devam etsin. Eğer OK dersem FCC'den çıkacaktır. Şimdi cancel diyorum. İlk defa açtığım için bana bu tutorial'ı çıkardı. Şimdi OK diyelim. Şimdi bunu da bir cancel diyeyim, geçeyim. Evet. Hemen bir bakalım. Evet, gördüğünüz üzere iPhone'dan bağlanıyorum ve FCC moddayım. Oldukça basit. Buradan şöyle, tabii kompres falan bunları yapmam lazım, şu an kapalı yerdeyim. Tekrardan göstereyim. FCC'deyim. 149'a kadar 11 kanal var gördüğünüz gibi. FCC'deyim. Fakat Android cihazımız olması gerekiyordu. Yani gördüğünüz gibi oldukça basit bir yöntemle iOS'ta da FCC modu kullanabilir hale geldik. Yani bu, ben şöyle yorumlara bakıyorum. İşte Facebook'taki DJI gruplarına da yeni üye oldum açıkçası. Ben daha öncesinde üyeliklerim yoktu. Hepsine birden üye oldum. Şimdi daha böyle toplumun sorunlarını, bu DJI topluluğunun sorunlarını daha çok böyle çözebilir ve gözlemleyebilir hale geldim. Ama burada gördüğüm en büyük sıkıntı
iOS cihazda AC moda geçerken Android ile ilgili olan sorundu. Yani bunu neden bu kadar kafaya takıyoruz bilmiyorum ama hani yani Android cihaz hepimizde vardır zaten. İşte Android cihazdan ACC'yi yaptık ki bunu da zaten çok kısa bir sürede yapıyorduk. Bir dakika bile sürmüyordu. Videoda anlatmıştım. Şimdi üstüne de bir 15 saniye gibi bir sürede hemen iPhone'umuzu adapte ediyoruz ve böylelikle ACC modu iPhone'da da kullanmış oluyoruz. Bunu da böylelikle çözdüğümüzü düşünüyorum bu sorunu da. Gene kafanıza takılan herhangi bir soru farklı konularla ilgili olursa da gene test videoları vesaire isterseniz yorum bırakabilirsiniz. Ben şimdi bir başka video için çalışmalarıma devam edeceğim. Sizle de görüşmek üzere. Yeni videoda hoşçakalın.